Onlara dokunmayacağım. Sizler onların ne yapmak istediklerini, hedeflerin ne olduğunu bilirsiniz. Onun için değerli kardeşlerim, bununla yetineyim. Kendilerine bu ismi verenler önce kendilerini yeniden bir gözden geçirsinler. İnsanlara küfretmek, insanlara hakaret etmek, insanlara saldırmak ne zamandan beri bir hak oldu? Ne zamandan beri bir demokratik hak oldu? Ne zamandan beri bir özgürlük oldu? Özgürlük karşısındaki insanın hakkına, hukukuna riayet etmektir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu en güzel bir şekilde bize beyan etmişlerdir. Kendi nefsin için istediğini bir kardeşin için de istemedikçe sen asla iman etmiş olmasın diyecek derecede bir ikazda bulunmuştur. Kendine yapılmanı, sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de bir başkasına yapmaya kalkmamalısın. Küfrederek, saldırarak, salyalarını akıtarak, avazlarının çıktığı kadar bağırarak bir hak, hukuk aranmaz. Bunlar geçmişten halkımızın bilgisizliğinden yararlandılar. Halkımızın inancını, dinini bilmedikleri bir tarihte bundan yararlandılar. Üst üste 10 senede bir darbeler yaşadık. 1960, 1970, 1980, 28 Şubat süreci, 27 Nisanlar ve düşünün son şu an mahkemelerde bulunan davalar. Ve ne zaman ki bu ülke ayağa kalkmak istemiştir, ne zaman ki halkın birbiriyle barışının sağlanmasına çalışılmıştır, hemen dış mihraklar ve iç mihraklar işbirliği içerisinde birlikte buna engel olmak için çaba harcamışlardır ve harcayacaklardır da. Bu nedenle değerli kardeşlerim, Müslümanlar olarak buna çok dikkat etmek zorundayız. Yanı başımızdaki Suriye olaylarını bilmeyenler yoktur. Bu Suriye olaylarında Suriye Celal buyurur ki sizi hayırla şerle tecrübe edeceğiz. Sonra dönüşümüz bizedir. Ayetin orijinalini de hatırlatalım. Kullu nefsin zaikatul mevt ve nebluukum bişerri vel hayri fitne ve ileyna turcaun. Her nefis ölümü tadıcıdır. Sizi hayırla da şerle de tecrübe edeceğiz. Sonra dönüşümüz bizedir. İşte Suriye'deki olayları görüyoruz. Suriye'deki olaylar, baştakiler meşru değildir. Askeri darbeyle babası gelmiştir Hafız Esed denilen adam. O darbeyle gelmiş Müslümanları yok etmiştir. Onun yerine gelen oğlu da o darbecilerin bir sonucudur. Burada meşru bir hükümet yoktur ki, burada meşru bir devlet yoktur ki, orada hakkını, hukukunu savunmak isteyen Müslümanlara karşı Müslüman olduğunun iddiasında olanlar bugün Allahu Ekber diyen insanları öldürüyorlar. Dün Hazreti Hüseyin'e sahip çıkılmadığı için bağırıp çağıranlar bugün zalimlerin yanında yer alıyorlar. İşte ülkemizde de 500 bine yakın insan mülteci duruma düşmüş. Fakr-ı zaruret içerisinde inliyor ve Müslümanlar olarak sadece bakıp duruyoruz. Niye? Çünkü dünya Müslümanları bir araya gelebilmiş değil. Bu başımızdaki yöneticilerin ekseriyeti İngilizler tarafından, kimi Ruslar tarafından, kimi daha sonra Fransızlar, Almanlar, İtalyanlar ve Amerikalılar tarafından getirilmiş Karzai misalinde olduğu gibi Müslüman aleminin ve halkı Müslüman olan ülkelerin başlarına geçirmiş birer yerli piyonlardır. Ve bunlar İslami hareketin önünde en büyük engellerdir. Bugün eğer Müslümanların kendi güçleri olsaydı, bir devletleri olsaydı elbette ki çoktan bu halledilmiş olurdu. Dünya Müslümanları İran'ın devriminden sonra İran'ı kucaklamış, bağrına basmış ve her türlü desteği vermişlerdir. Maalesef bugün İran yanlış yerde durmakta ve Allah'ın Kur'an'da ifade ettiği isimlerle kendilerini isimlendirenler de başka noktalarda durmaktadırlar. Ve mezhebi ayrılıkları, siyasi menfaatleri İslam kardeşliğinin önüne geçmiştir. Hiçbir şey Müslümanlarda İslam kardeşliğinin önüne geçemez. Kur'an der ki annen de olsa, baban da olsa, kardeşlerin de olsa, aşiretin de olsa asla Allah ve Resulü sevmeyenlerin yanında bulamazsın. O halde değerli kardeşlerim, herkes yeniden hesabını yapmalı. Herkes düşüncesini yeniden gözden geçirmeli. Allah insanları imtihan ediyor. Bu imtihanda kimin hangi noktada durduğu da işte böylelikle kendiliğinden ortaya çıkıyor.
Ve Müslümanlar ilim öğrenmeden slogan atarak bir yere gelemezler. Ve bugün birçok Müslümanı görüyoruz, ahkam kesiyorlar. Biz bu Müslümanları dün de tanıyorduk, bugün de tanıyoruz. Bunların ilmi derecelerini, ilmi hüviyetlerini, ilmi yüksekliklerini de biliyoruz. Ve bunlar ne zaman öz eleştiri yaptılar ki, dün yaptıkları yanlışları deklare ettiler mi? Dün yaptıkları yanlışları insanlara söylediler mi? Ki bugün onların doğru yolda olduklarını bilelim ve peşlerinde gidelim. Değerli kardeşlerim, Müslümanlar her konuda örnek olmak zorundadır. Müslümanların mitingleri de, Müslümanların yazıları da, gazeteleri de, dergileri de, mecmuaları da, radyoları da, televizyonları da, kısaca her halükarları İslam'a uygun olmak zorundadır. Ve bugün eğer hakikaten insanlar ders almak istiyorlarsa geçmişten günümüze kadar Müslümanların yürüyüşlerini, mitinglerini bir tahlil etsinler. Kime zarar vermişler? Kimin malına, canına zarar vermişler? Kimin iş yerini tahrip etmişler? Eğer geçmişten merhum Hamit Fendoğlu'dan dolayı şehrimiz alt üst olmuşsa şimdi çok daha iyi anlıyoruz ki içimizdeki ve dışarıdan bunu destekleyen güçlerin, provokatörlerin iş başında olarak şehrimizi yerle bir etmişlerdir. Müslümanların el ele tutuşma örnekleri daha dün yaşandı. 28 Şubat sürecinde hak hukuk arayan Müslümanların, Malatya buna şahittir, Türkiye buna şahittir. Müslümanların her şeyinde bir örneklilik vardır. Müslümanların savaşlarında bile bir örneklilik vardır. Müslümanların savaşlarında çocukları öldüremezsiniz, kadınları öldüremezsiniz, yaşlıları öldüremezsiniz, mabetlerine çekilen insanları öldüremezsiniz, savaşa fiilen katılmayanları öldüremezsiniz. Demek ki Müslümanların savaşları bile adildir ve Müslümanların savaşları bile diğer savaşlarla kıyas edilemeyecek kadar farklıdır. Bu farkı da gözden geçirmemek lazım. Değerli kardeşlerim, en büyük hakem zamandır. Gerçekleri acımasız olduğu gibi ortaya koyan tek gerçek zamandır. Zaman kimin haklı olup olmadığını en yakın zamanda gösterecektir. Aleyhim nahsınül kelam. Ve ablagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kadallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuriyel Kur'ânu festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Eûzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم بارك الله لنا الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف الصفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم اخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات والمجاهدين والمجاهدات في كل مكان. اللهم قهر عدونا. اللهم قهر عدو الدين. اللهم قهر عدو المسلمين والمسلمات والمجاهدين والمجاهدات في كل مكان. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا برحمتك يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا رب العالمين. عباد الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فلم قادشرا
caminin tamiratı için sizden para paralarında bulunacaklar. Allah hayırlarını kabul etsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en